Haydi bakalım. Rota 66'da bir yer diyor. İki saat sonra. Sıfırıncı gün, 5 kuruş param yok. Benzin istasyonuna nasıl girileceğini bul. Çöp map atıyoruz da. Oha çok gitti ya. Neyse. Çok attık. Dükkanı temizlemek değil ya, yattığımız yeri temizlemek bu. Yahu kardeşim ya, nedir bu ya? Şu paleti de at. Ortalık çöpten geçilmiyor kardeşim ya. Bakalım başka bir şey kaldı mı burada atılacak? Kalmamış. Tamam, inelim buradan aşağı şimdi abi. Çöpleri iyicene bir at abi, hepsini bir at. Bu bok püsür yeri. Tamam. Benzin istasyonu nasıl girileceğini bul diyor. Uçtum ya la. Şimdi ortalığı bok götürüyor abi. Bu dükkan yapılacak, boyanacak, edilecek. Oho, işimiz var ya.
Buradan buraları takip et. Kabloları takip et diyor. Elektriği açmanın bir yolunu bul diyor. Sanırım açtım. Şurada bir telefon çalıyormuş. Oraya git, daha buraları temizleyeceğim ya. Congratulations on your purchase and investment, Satın alma ve yatırım için tebrikler. Yeğenim, sesimi duymayalı uzun zaman oldu değil mi? Evet, meşgul bir insanım ama şans eseri bir zamanlar satın aldığım arazi babama aitti. Sadece potansiyel bir iş ortağı değil, aynı zamanda ailede olduğumuz için sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Sana düzenli olarak e-postalar göndereceğim ve sana işin her bir bölümünü nasıl ele alacağı hakkında bilgi sağlayacağım. Dikkatini ver. Şimdi gitmeliyim. Seninle tekrar konuşmak hoştu. İyi şanslar. E-postayı mı okuyayım? Lan e-postayı nasıl okuyayım? Hay sizin yapacağınız işin içine edeyim. Bakalım ne gelmiş e-postada. Ula uşağım ne deysin. Neyse, şiveli konuşmayı da pek beceremem. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Yine de bunun için arabanı satmak zorunda kalmana üzüldüm. Benden her zaman borç isteyebilirsin. Birkaç ipucu ve püf noktası ile başlayacağım. E-postalarım periyodik olarak gelecek. Böylece onları ve konuları dizine ekleyebileceksin. Bu istasyonu kurup çalıştırman gerekiyor. Yıllar önce ne kadar hassas hasar gördüğünü kim bilebilir? Kâr elde etmeye devam etmeyi unutma. Önce bir akaryakıt dağıtım şirketini yenile. O ve bu bölümün parası için endişelenme. Sonuçta biz bir aileyiz ve aile birbirimizin arkasına göz kulak olur. Bir yardım eli uzatmak için buradayım ve benim gibi bir adam dedikleri gibi söyledikleri düşünceleri doğrultusunda hareket eder diyor emmi. Tamam. Abi dükkanın anasını bellemişler. Adı Rudy. Mini ekskavatöre binin diyor. Bu dükkanı temizlemem lazım benim ya. Bindik. Pompanın önündeki kum yığınlarını kaldır. Heh. Yakıtı da bitti. Şu iki tane maili bir okuyalım da. Görüyorum ki Rudy'yi bulmuşsun. Ekskavatörden bahsediyorum. Yüklenicimin işçilerinden biri ona böyle öyle bağlandı ki o bu ismi taktı. Rudy'ye ihtiyacım yok ama senin için nasıl işe yarayacağını görebiliyorum. Emektarı kullanırken dikkatli ol. Kum sol tık alırken ısınır, havalandırman gerekebilir sağ tıkla. Bunu yapmazsan hararet yapıp fazla yakıt harcarsın. Ya onu istasyonun sınırının dışına çek ya da dökmek için belirlenmiş bir alan ara. Teknik olarak ehliyetin ile Rudy gibi ağır hizmet araçlarını kullanamazsın. Sorun olursa ben senin yerine geçmeye hazırım. Senin bölgende devreye gezen polislerin olmadığını çok iyi biliyorum. Hayırlı yolculuklar dedin. Sonra buraya geldik. Bunu bildiğine eminim ama hemen hatırlatayım.
Rudy'ye yakıt ikmali için bidona ihtiyacım var. Bulmak için araç envanterini tab açın, haberdar ol ve envanterinden haberdar ol. Zamanla büyüyeceğine eminim. Tamam. Lan tab yapsam ne olacak? Bir halt çıkmıyor ki. Bidon bulmam lazım. Evet. Bidonu doldururken dağıtıcıdaki sol tıka tıkla. Eğer doluysa yakıt doldurmak için ekstratörden yakıt kapağına sol tıkla. Tamam. Üç kuruşluk yakıt var içinde. Lan Rudy nerede? Ha, Rudy yarı yolda kaldıydı zaten değil mi? Evet, Rudy'ye yakıt koyduk. Evet, Rudy'yi kullanmaya başladık. Rudy'ciğim. Abi bu kum tepeleri çok sıkıntı ya. Abi ne sıkıntılı aletmiş bu ya. Benim telefona da bir şeyler gelip duruyor. Bir şeyler geldi ama. Bankalar reklam yapmış abi yine bana. Ben bu bankaların zaten bildirimlerine ayar oluyorum ya. Yeter artık kardeşim. İstesek kendimiz geliriz değil mi yani? Hepsini almadı ki. Ya istasyon kapalı şu an biliyorum da. Bu şeylerin hepsini, kumların hepsini kaldırmamız lazım abi. Her şeyi boşaltacağız buraya da bunun yakıtı yine bitiyor ha. Acaba bunun içinde yakıt kaldı mı ya? Bir bakalım var mı yakıt, az bir şey. Ha, varmış yakıt. Az bir şey yakıt lazımdır. Tamam. Bidonu yine doldur. Tamam. Bu kum temizleme işini bitirelim. Sonra mailimizi okuyacağız zaten. Burası bildiğin toprak yol yalnız. Yani çok büyük, çok işimiz var ya.
Harbi çok işimiz var hacı. Evet. Oba. Şu kumları temizleyeceğiz. Mecbur abi. Yapacak bir şey yok. Burayı iki turda alacağız belli. Bu bizim makine yakıt yakıyor yani sonuçta. Soğutmayınca gerçekten dehşet yakıt yakıyormuş. İki bidonla kepçeyi iki bidonla fulleyebiliyorum. Da. Gel 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 gel. Yani bayağı bir iş yaptık. Abi burası açılacak gibi değil şu anda. Bok götürüyor ortalığı, görmüyor musunuz abi? Burayı bir temizlememiz lazım, bir şeye benzetmemiz lazım. Yani bu böyle olmaz. Vallahi geceli gündüzlü çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Dükkanı hazır etmemiz lazım. Çok da büyük alan yaptık ya. Harbi büyük alan yaptık. Yani öyle böyle değil.
pat küt sesler geliyor da. Motoru ısınıyor bunun. O yüzden hayvan gibi de yakıt yakıyoruz. Yani şu ortalığı bir temizlemem lazım abi, bu başka türlü olmaz. Sağ tarafları falan değil abi, şu kullanım, ilk etaptaki kullanım alanıma hitafen. Tamam, bu aleti bir kapattım şimdi. Bir bakalım, bir mail var orada, ne yazıyor? İstediğiniz zaman benzin istasyonunuzu açıp kapatabilirsiniz. Kanın akışını durduracak ancak aklınızı toparlamanız için size bir dakika verecektir. Ve hepsinde sihirli bir numara var. Trafiğin kendi kendine çözülmesi yaklaşık 60 saniye sürüyor. Allah korusun, bu istasyon dışındaki yolda korkunç bir karmaşa yaratır. Dur şimdi, mail mi var? Tamirhane ve depo şimdi yakıt siparişi alabiliyoruz. Bunu teslimat sekmesinden basitçe teslimat denir. Kolayca değil mi? Boş zamanlarında malzeme almaktan çekinmeye, masrafları kendim karşılarım dediğim gibi güzel bir söz yazmaktan ve Allah'a dua etmekten daha fazlasını yapmak için buradayım. Yardımı aile dostu bir yardım olarak kabul et. Senden harika şeyler bekliyorum demişsin emmiciğim. Teslimat diyoruz. Yakıt tedariği diyoruz. Sipariş ver diyor. Lan 450 var zaten. Evet, bir sonraki görevi beklerken
Bu Atari makinesi çıktı başıma bir de ya. Of. Ben yeteneksizim abi. Aa, güncellemeyle bunun yeri değişmişti. Fotoğraflarda başka yerdeydi bu. Emmi neredesin? Çöp poşetini aldık. Evet. Abi çöp topluyoruz şu an. Burası tam bir harabe ya. Buraya adam edene kadar var ya canımız çıkacak ha. Yakıt dolduralım emmiye. Üç kuruş para kazanacağız diye uğraşıyoruz işte. Çöp dolu torbaları, eski mobilyaları at. Yani. Abi yarım yamalak temizlik yaptırdı bana. Temizle, temizle, temizle.
Oğlum bayağı çöp çıktı lan. Abi 170 litre var. Dehre. Sana da amazing. Abi bu oyun evet biraz uğraştırıyor. Abi. Bu temizleme işi uzun sürecek belli. Eski mobilyalar, kutular, saçma sapan bir sürü dallama dullama şey abi. Bunları atıyoruz. Bir dükkanı temizlememiz lazım. Daha boya badana işine gireceğiz çünkü. Şunu ver abi, buna da gerek yok. Gerekli gereksiz 50 bin tane şey var burada abi. Bu nedir ya? Şuraya bir müşteri gelmiş. Dur sana bir yakıt vereyim ben, gel. Sana da good job aslanım. Oğlum burada kutu mutu tarzı şeyler var. Şu yatağı matağı bir atalım içeriden dışarıda. Dışarı da. Şimdi bilgisayara geri gel. Süpürge al demiştin değil mi? Süpürge alındı, taba basıldı ve seçildi. Diyor ki tüyanı süpür. Yakıt verelim dayı. Evet dayıcığım, yakıt veriyoruz sana dayıcığım.
Aldın mı yakıtını kardeşim sen? Services diyor. Ne diyor? Garage collection. Ha, çöpleri boşalttır diyor. Bak yine o çocuk. Bu deniz nasıl kapanıyordu ya? Ben bu denizi istemiyorum. Bu denizi kapat. Uğraşamam abi denizle menizle ya. A-o. Oğlum bunun dilini kim İngilizceye çevirdi şimdi döverim ha. Tamam, iki tane değil, üç tane postam var. Dur, aç. Envanter. Boyayı da aldım. Bir dakika, postalarım var. Bir dakika. Birinci gün. Her yer toz toprak falan filan. İnsan dediğin az temiz olur tarzı bir şey. Çöp döngüsü. İşletmenin hurdalık olması için... Başka konu var. Kısa keseyim. Evet, bir de boyama. Bak bunu böyle anana. Abi boya badana işi yapıyoruz bir yandan da. Evet, boyuyoruz. İçeriye be... Ananı! İçeriği beyaza boyuyorum abi. Yakıt koy. Doldurdun. Güle güle.
Evet, dükkanı boyadık. Burayı temizledik. Boya badana işi devam edecek arkadaşlar. Ama boya badana devam edecek ama önce bir dakika ya. Şunu merak ettim. Boyuyor mu tavanı? Hay ben böyle şansın. Çatıyı beyaz yaptık da dışarının rengini ne yapacağız? Yavru ağzı gibi bir renk bu. Fena değil. Şöyle boyayalım. Yakıt doldurmaya devam. Hadi oğlum. Hop gitti. Tamam. Şimdi şu çöp zamazingosunu bir alalım abi. Camların çöp şey tahtalarını bir. Şunu götürelim, çöpe atalım. Başka pencere burada. Yani koca kalasları da böyle çöpe atabiliyor olması tabii avantaj sayılır mı bilmiyorum ama buralarda çöpler var abi, bunları da al. Eskiden kalma hurdalar, ne hatlar varsa hepsi burada. Anasını satayım. Tam bir çöplük ya. Tam bir çöplük ya. At çöpe. Şunu da atalım çöpe. Yakıta müşteri gelmiş. Tamam abi geliyorum. Beklesin 2 dakika. Ortalığı çöp götürüyor burada. Çöp 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 çöp. Çöpü daha. Ananı bu değil bu. Heh. Ver abi. Yakıtımızı alalım. Satış yapıldı. Tamam, her yeri boyayacağım zaten. Tamamdır. Yalnız bölüm çok uzadı. En son şu rengi yapmıştım ben değil mi ya? Bakayım. Evet, bu renge devam edeceğiz. Dışarıyı boyayacağız abi bu renge. Ama değerli arkadaşlar tabii ki sizler de takdir edersiniz ki biz YouTube'a da yayın bastığımız için aynı anda değerli YouTube'cu arkadaşlarım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenin. Butona taklayın yani o önemli bizim için. Bir de abone olursak çok mutlu olurum diyorum ve YouTube için bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. YouTube için bölümü burada kesinlikle sonlandıracağım. Oyunun devamı YouTube'cum gelecek, haberin olsun. Bu sadece bir bölümdü. Kolay gelsin hepinize canım ciğerim arkadaşlarım.